Evet, dünyadan manşetlere bakacağız. Süheyla Demir bizimle birlikte aktaracak yine neler konuşuluyor dünyada. Hoş geldin Süheyla. Süheyla, hoş geldin. Ama aktaracakların tabii ki yine Gazze'den, bölgeden olduğu için çok hoş haberler değil. En çok herhalde, değil mi, bu son 3 rehinenin anlattıkları ve tabii ki çocuk kayıplar. Evet. Rehineleri konuşuyoruz. Yine iç açıcı haberler gündemimizde yok. Dünyadan manşetler bölümü artık bir Gazze İsrail savaşı güncesine dönüştü. Ki orantısız bir savaştan bahsediyoruz. Bunu da altını çizelim. Hani iki egemen gücün aynı güçle birbirine saldırdığı bir savaş değil. İsrail'in var gücüyle Gazze'de 2.3 milyon kişiye bir anlamda zulüm çektirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Zulüm ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki rehineler son dönemde daha çok öne çıktı. Az önce haberini izledik. 3 kadın rehinenin Hamas tarafından videosu paylaşıldı. O videodan saatler sonra da İsrail'den bir haber geldi. Ve Gazze'de Hamas'ın elinde tuttuğu ilk rehinenin, ilk asker rehinenin kurtarıldığı duyuruldu. The Jerusalem Post gazetesi de işte bunun manşetine taşımış. Ofri Megidiş pazar gecesi hem İsrail ordusunun hem de İsrail İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda kurtarıldı ve... Yani bunu Hamas kendi elleriyle tabii ki vermedi, değil mi? O tanklar girdiği zaman İsrail'in operasyonuyla o asker kurtarıldı. Evet, böyle açıklanıyor İsrail tarafından. Bir operasyonla İsrailli bu askerin kurtarıldığı belirtiliyor. Pazar gecesi artık dün itibariyle de ailesine evine kavuştuğu aktarılmış. Tabii ki bu önemli, özellikle Netanyahu için, İsrail hükümeti ve ordusu için. Çünkü çok büyük baskı altındalar. Düşünün, 240'a yakın teyit edilmiş Hamas'ın elinde rehine var ve de savaşın artık bugün 25. gününde sadece bir kişi kurtarılabildi ve de Gazze'ye hava saldırıları, şimdi de karadan saldırılar devam ediyor. Bu da rehinelerin hayatını tehlikeye atıyor ve bir başarısızlık zaten vardı Hamas'ın saldırdığı gün 7 Ekim'de. Oradaki İsrailliler bize saatlerce kimse yardıma gelmedi, tek bir asker bile gelmedi diyerek terk edildiklerini ifade ediyorlardı. Şimdi o rehinelerin de terk edildiği yönünde kurtarılması için ateşkes teklifinin de değerlendirilmemesi ya da Filistinli mahkumların serbest bırakılması, onun karşılığında da Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin bırakılması teklifinin üzerinin çizilip değerlendirmeye dahi alınmaması gibi bir durum öfke yaratıyordu İsrail'de. İşte bir anlamda kendi üzerlerindeki baskıyı da azaltacak bir adım atmış oldu İsrail. İlk askeri, ilk rehineyi daha doğrusu Hamas'ın elinden kurtararak. Ama Hamas ne dedi bu gelişmeye? İsrail dikkati başka yöne çekmeye çalışıyor. Nereden başka yöne çekmeye çalışıyor? İşte kendilerinin dün yayınladığı 3 İsrailli rehinenin açıklamalarından başka yöne çekmeye çalışıyorlar dedi. Çünkü haberde de izledik, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuşlardı. Şimdi Jerusalem Post eğer o 3 rehinenin söylediklerini ilk sayfaya taşısaydı hangi ifadeleri kullanacağını biliyorduk, ama İtalya'daki La Stampa herhalde gerçeği biraz daha gözler önüne seriyor. Evet, La Stampa gazetesi İtalyan şöyle bir manşet atmış bugün. Rehinelerin çığlığı. Gerçekten de çığlık atarak, öfke duyarak, Netanyahu'ya çok yüksek perdeden tepki göstererek konuştu bu 3 rehine o kısa videoda. Neler demişlerdi yine bir özetleyelim. Haberimizde izledik gerçi ama siz bizi öldürmek istiyorsunuz. Yani sizin tutumunuz bizi ölüme sevk ediyor. Bizi öldürmek istemekle aynı anlama geliyor dedi. Bizi zaten 7 Ekim'de yalnız bıraktınız. Şimdi de daha fazla İsrailli mi ölsün, size yetmedi mi bu katliamlar diye sordular. Herkesi serbest bırakın dediler. Buradaki herkes, dediğimiz gibi, İsrail hapishanelerinde çok kötü koşullarda tutulan 7000'e yakın Filistinli mahkumun da serbest bırakılmasını içeriyor. Biz evimize dönmek istiyoruz. Hemen şimdi evimize dönmek istiyoruz. Bunu hak ediyoruz diye konuştular. La Stampa gazetesi şu yorumlarda bulunmuş. Kurtarılmayı beklerken sizi kimse kurtarmadığında artık yalnız ve çaresiz bir öfke duyarsınız. İşte bu yalnız ve çaresiz bir öfkenin çığlığı oldu İsrailli rehineler için. 24 gün geçti bu video yayınlandığını. Bugün 25. gündeyiz savaşta ve kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Kendilerini çaresiz,
hissediyorlar, hayatta kalma umutları azaldı gibi yorumlar var ki bence çok doğru. İtalyan gazetesinin bakış açısı böyle, bunu aktarmak istedim. Peki İsrail basını nasıl verdi bu rehine haberlerini? Öncelikle bazı yayın kuruluşları yayınlamadı dahi. Rehinelerin açıklamalarını vermediler çünkü Hamas'ın propagandasına alet olacaklarını düşündüler. Tabii ki esirseniz bir baskı altında açıklama yapmaları daha olası. Bu olasılık tabii ki her zaman için var ama bir haber değeri yok mu ya da kendi görüşlerini ifade etmiş olamazlar mı? Küçük de olsa bu ihtimale dahi İsrail'i bazı medya kuruluşları yer vermedi, yayınlamadılar ve bunu Hamas'ın bir propagandası olarak değerlendirdiler ki Netanyahu da bu bir acımasız bir psikolojik propagandadır dedi. Rehinelerin kendisini çok sert sözlerle eleştirdiği bu videoyu böyle yorumladı. Rehinelere de kalbimiz sizinle dedi. Bir önceki rehineler için de mesela Hamaslı bir kişiye dönüp de elini sıkması, evet, bu da bir pro. Ama onu en azından görmüşlerdi. Evet. Yani Jerusalem Post bile orada cehennemi yaşadık kısmındaki sözü almıştı. Öbür taraftaki mesela, değil mi, İsrail basını geri kalanlarını ne anlattıysa onları görmüştü. Ama evet, o olaydan sonra bu bir propagandaya dönüşüyor uyarısından sonra herhalde Netanyahu'nun bu esirlerden, şey, rehinelerden sonra çoğu görmeme kararı aldı. Görmeme kararı aldılar ama hiç aktarılmıyor mu? Aktarılıyor. Mesela The Jerusalem Post'un da ilk sayfasında aslında bunda bu haber bahsedilmiş ama çok özet geçilerek, her açıklaması verilmeyerek, belirli bir sansür uygulanarak aktarılıyor bu haber. Çünkü bunları belki de duymak istemiyorlar. Evet. Özellikle de Netanyahu duymak istemiyor. Çünkü senin başarısız siyasi, ekonomik, askeri politikaların şu anda bizi bu konuma düşürdü demişti oradaki bir, evet, rehine. Hemşire konuşmuştu. O da, evet, öyle açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla çok istemiyorlar konuşmalarını. Ve genç bir kız, aslında rehineler konuşulmaya başlandığı zaman sivil rehinelerde ilk kez biz o fotoğrafla birlikte bu durumun ne aslında kadar ciddi olduğunu, evet, görmüştük. O çatışmalar başladığında görmüştük o foto videoyu. Şimdi, evet, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, işte bir festivalde esir alındığı, hatta o fotoğrafta acaba kötü muamele gördü mü, baygın bir haldeydi çünkü. Sonra annesi konuştu, yaşıyor mu yaşamadığı konusunda net bir bilgi yoktu ama son açıklamayı yine galiba annesi yaptı. Evet, bir özet geçelim izleyicilerimiz için. Kimden bahsediyoruz? Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında Süpernova Festivali'nde esir alındığı düşünülen bir genç kadın vardı. Evet, İsrail ve Alman vatandaşı, çifte vatandaşlığa sahip Shani Luk vardı, özür diliyorum. Ve kendisinden haber alınamıyordu 7 Ekim'den bu yana. Gazze'de esir tutulduğu, rehin tutulduğu varsayılıyordu. Ancak bunun öyle olmadığı ortaya çıktı ve 7 Ekim saldırısında öldürüldüğü, Hamas tarafından öldürüldüğü kesinleşti. Tagesspiegel gazetesi dahil Almanya'da birçok gazetenin manşetinde de Shani Luk'un ölümü var. Bu bir trajedi manşeti atılmış. Shani Luk'un fotoğrafı siyah bir fon üzerine verilmiş ve detaylar şöyle. Kafatası bulunuyor ve kafatasından yapılan DNA eşleştirmelerinde Shani Luk'un öldüğü kesinleşiyor. Esirken öldürülmemesi önemli bir detay. Ancak vahşi bir şekilde öldürüldüğü yönünde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir açıklaması var. Ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz de bunu değerlendirdiğinde barbarca bir saldırı tanımını yapıyor. Ve çıkardığı sonuç yine Scholz'un, İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Dolayısıyla Gazze'ye yapılan bu orantısız, savaş hukukunun hiçe sayıldığı saldırıları Almanya desteklemeye devam ediyor. İşte bu da bir anlamda İsrail'e sivilleri öldürme konusunda yakılan yeşil ışık olarak yorumlanıyor. Daha tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Bu şiddet sarmalını daha da besleyen bir yaklaşım ama Almanya tutumundan geri adım atmıyor. Evet, şimdi sivil kayıplara geçeceğiz galiba, değil mi? Sadece çünkü dünya bu rehineleri konuşmuyor. Şimdi İngiltere'de tabii ki ilk kurtarılan askeri, evet, asker rehineyi o manşetine taşımış ama sonrasında artık, evet, herhalde oradaki sivil kayıplar daha da ağırlık kazanıyor.
Evet, yine İngiltere'de The Guardian'ın manşetinde İsrail'in Hamas'ın kurtardığı ilk rehinenin fotoğrafı ve haberi var. Ama sür manşetteki ifade Netanyahu'ya ait. Oradaki manşet daha da kritik. Biraz onu konuşalım. Dün ne dedi Netanyahu? İsrail Başbakanı ateşkesi reddetti. Hamas'la ateşkes olmayacak, şimdi savaş zamanı ifadesini kullandı. Değil mi? Hiçbir çünkü şekilde geri adım yok. Zaten hiçbir hiç ateşkese hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Bu geri adımın ateşkesin de Hamas'ın lehine olacağını bir kez daha tekrarlamış oldu galiba. Tekrarlamış oluyor. Yani Beyaz Saray'ın da pozisyonu bu şekilde, İsrail'in de pozisyonu bu şekilde. Şu an ateşkes demek Hamas'a fayda sağlayacak bir gelişme demektir. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Ama bakın, dünyada şu anda İsrail karşıtı, İsrail üzerine baskı uyandıran bir protesto hareketi var. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler acil ateşkes çağrısında bulunuyor. Çünkü Gazze'deki savaş, Gazze'ye yapılan hava ve şu anda devam eden kara saldırı doğrudan sivillerin hedef alındığı ve 8000'den fazla sivilin ölümüne yol açan çok büyük bir, kabul edilemez bir insani dramı doğurmuş durumda. Buna rağmen Netanyahu dün çıktı ve dedi ki hayır, ateşkes olmayacak. Biz devam edeceğiz. Bizim bir hedefimiz ve bu hedef için belirlediğimiz bir strateji var dedi. Savaşta üçüncü aşamanın başladığını duyurdu. Neydi ilk aşama? Hamas'ın saldırılarının engellenmesiydi karadan. O sağlandı. Ve Gazze'ye hava saldırılarının devam etmesiydi. Hala hava saldırıları devam ediyor ve şimdi İsrail tankları, İsrail piyadeleri Gazze'nin içinde, sokak çatışmaları devam ediyor. İşte üçüncü aşama Gazze şeridindeki kara operasyonunun genişletilmesi dedi. Ancak önemli bir nokta var. Netanyahu üçüncü aşamayı ilan etse de ve Gazze sınırında on binlerce asker ve binlerce tank konuşlandırılmış olsa da topyekün bir kara saldırısını ilan etmedi. Evet. Hala belirli çekinceler var demek ki. Hala hazırlık konusunda kendilerinden emin değiller. Hala bu topyekün kara saldırısı için bekleme pozisyondalar. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Gazze için daha kötüsü başlamadı. Ne yazık ki oradaki siviller için daha kötü senaryolar hala olası. Ki biliyoruz ki zaten siviller hava saldırılarında hedef alınıyordu. Artık Gazze içine giren tanklar da sivilleri hedef alarak öldürüyor. Bu bültende de yayınladık, evet, o haberi. Evet, biraz önce gösterdiğimiz ve gibi. Üstelik o nokta da çok önemli. Gazze'nin güneyine yakın bir nokta. Dolayısıyla artık Filistinliler, Gazze'deki Filistinliler hem havadan hem karadan ateşe maruz kalıyorlar, saldırılara maruz kalıyorlar. Yani aslında kara operasyonu başlamadı daha demek ne kadar doğru? Yani aslında topyekün kara operasyonu başlamadı ama başladı. Yani aslında yine evet, karadan vuruyorlar sivilleri. Daha sınırlı alanda sokak çatışmaları başladı, sokak savaşları başladı. Topyekün kara operasyonu henüz başlamadı. Şu an için daha küçük adımlarla, daha temkinli adımlarla ilerliyorlar. Ama bu küçük ve temkinli adımların sivillerin güvenliğinin gözetildiği anlamına gelmediğinin özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Tankların Gazze'ye girişi Arap News'un da tabii ki ilk sayfasında manşetini oluşturuyor. Evet, dün İsrail ordusu da çok sayıda video ve fotoğraf da yayınladı. Tabii ki bu da bir psikolojik savaşın parçası. İşte o videolardan bir kare Suudi Arabistan basınının, Arap News gazetesinin ilk sayfasında ve deniliyor ki manşette tanklar Gazze şehrine giriyor, ilerliyor. İsrail zırhlı araçlarının ve tanklarının Gazze'ye hem kuzeyden hem de doğudan girdiği aktarılmış. Ve dediğimiz gibi, az önce de dediğimiz gibi, tankların sivillere de ateş açtığı burada da belirtilmiş. Birleşmiş Milletler'in de bir tespitine yer verilmiş. İsrail hava saldırılarıyla artık özellikle hastanelerin çevrelerini vuruyor ve orada on binlerce insan sığınmış durumda hastanelere. Buna rağmen işte böylesi saldırılarda sağlık tesislerine yönelik kasıtlı saldırılar artmış durumda. Biraz önce hastanede 55 bine yakın şifa hastanesi 55 bine yakın kişi sığınmış. Yani düşünebiliyor musun? Evet. 55 binden bahsediyoruz bir hastanede. Peki. Evet. Süheyla, şimdi Rusya tabii ki Ukrayna savaşı devam ediyor ama Vladimir Putin sanki bu savaşın bir parçası değilmiş gibi davranıyor, bir insanlık suçu
kelimesini, ifadesini ağzına dolarken sanki bambaşka bir Rusya'nın bambaşka bir lideriymiş gibi konuşuyor ama bu süreçte tabii ki Rus basını neler söylüyor? Şimdi dediğin çok doğru. Geçenlerde de Almanya Başbakanı Scholz mide bulandırıcı tanımını yapmıştı Putin'in bu açıklamalarına. Çünkü Gazze'deki savaşla ilgili daha duyarlı açıklamalar yapıyor Filistinlilerin can güvenliği konusunda ve İsrail'in izlediği metot konusunda eleştirilerde bulunuyor. Ama Ukrayna'da da benzer pozisyonda kalan Rusya var. Onu da tabii ki görmezden geliyor. Şimdi peki gündeminde ne var Putin'in? Putin'in gündeminde çok zor bir konu var. Dün de konuştuk. Dağıstan'da Mahaçkale havalimanında Yahudi yolculara yönelik bir baskın, bir linç girişimi yapılmıştı. Bunun üzerine Rusya üzerinde uluslararası tepkiler de baskı da artmış durumda. Çünkü bir anlamda Nazizmi yenen bir ülke var. Şimdi kendi vatandaşları Yahudilere hedef alıyor. Yahudilere linç girişiminde bulunuyor. Putin'in ne diyeceği merak ediliyordu. Putin açıklama yaptı. İzvestiya gazetesi de bunu manşetine taşımış. Diyor ki savaş alanında sonuç alamayanlar bizi içeriden bölmek istiyor. Yani Dağıstan'daki bu linç girişimine dış müdahale ekseninden yaklaşıyor Putin. Ve diyor ki isyan ifadesini kullanıyor linç girişimi yerine. Bu ayaklanmayı başlatanlar Batı istihbaratı ve Ukrayna dedi. Çünkü bu İsrail karşıtı sloganlarla Mahaçkale havalimanına insanların akın etmesini sağlayan bir anlamda çağrılar Telegram kanalında, bir Telegram kanalından yayıldı. O Telegram kanalının da Dağıstanlı yetkililere ve Putin'e göre Ukrayna tarafından yönetildiği belirlendi. İşte dolayısıyla Batı, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim İsrail-Gazze savaşı üzerinden de kendi etkisini göstermiş oldu. Çok az bir süremiz kaldı ama Süheyla, şimdi Körfez basını ve İran basınından da bahsedeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığı ve dolayısıyla bu hastanelere onları zorunlu bir şekilde sığındırmaya yönelttiği şeklinde iddialar var İsrail tarafında. Diyelim ki böyle bir şey doğru İsrail tarafından denilen bir şey. Ama eldeki rehineler de böyle bir hedefin içerisine konulmaz mı öyle bir durumda? Çünkü öncelikle amaç buradaki özellikle askeri rehinelerin İsrail tarafından çıkarılması. Bir ikincisi bu konuda çünkü bazı yazılan yazılar var. Bir ikincisi İsrail Filistin demek Hamas demek değildir demişti Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Ama şu son süreçte ondan da bir resmi bir açıklama da duymuyoruz. Var mı bizim kaçırdığımız? Evet, Mahmut Abbas'ın biraz sessizliği, çaresizliğini ve etkisizliğini de gösteriyor. Çünkü Filistin'de siyasi özellikle direniş İsrail'e bölünmüş durumda. Bir yanda Mahmut Abbas'ın yönettiği bir kesim var. Bir yanda Gazze'de Hamas'ın yönettiği bir kesim var. Ama şunu görüyoruz ki Gazze'li Filistinliler için Hamas bir terör örgütü ya da onları temsil etmeyen bir örgüt değil. Sahiplendikleri varoluş meselesi olarak gördükleri bir örgüt. Hastaneler konusunda ise zaten şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani güvenli hiçbir nokta yok. Şu anda Gazze'de sığınabilecek bir noktada yok. Ama savaş kuralları en azından düşünüldüğünde hastanelerin vurulmaması gerektiği yönünde bir kural var. Dolayısıyla yani Hamas'ın onları oraya yerleştirmesine de gerek yok. Çaresizlikten sığınılabilecek ilk akla gelen nokta burası. Dediğimiz gibi rehinelerin de oraya yerleştirilmesi de mümkün. Ki genelde bizim bildiğimiz yeraltı tünellerinde tutuldukları yönünde. En azından rehineler kendisi bunu ifade etti. Hemen hızlı da Gulf News'un tabii 3500'e neredeyse dayanan bir çocuk kaybı değil mi? O da son derece dramatik. Dün gördüğümüz o fotoğraf yine. Yine aynı fotoğraf. Aynı fotoğraf. Şifa Hastanesi'nin önünde çekilmiş bir çocuk hava saldırısının ardından yaralanmış ve babasının kucağında. Şu anda Gazze'de bakın her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 24 günde 3324 çocuk öldürüldü. Gulf News gazetesi de buna dikkat çekmiş. 6000'den fazla da yaralı var ve Tehran Times gazetesi daha çarpıcı bir sayfa tasarlamış, ilk sayfa tasarlamış bugün. Gazze'de öldürülen sadece 1000 çocuğun ismi sığmış tek sayfaya. Hepsi sığmamış düşünün ve üzerinde kan akan Gazze'nin melekleri yazısını görüyoruz. Tehran Times gazetesi Gazze'de öldürülen çocuklardan sadece İsrail'i sorumlu tutmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna seyirci kaldığını ve bu süreci yönettiğini belirtiyor. Evet, en acısı da bu çocuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.
ediyoruz Süheyla. Şimdi bir operasyon.